Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağız. Aşure günü biliyorsunuz aşure yapmak çok sevaptır. Eve erzak almak, selam vermek bunlar çok sevaptır. Biz de o yüzden aşure yapalım dedik. Aşurenin dönemini biliyorsunuz. Nuh tufanında Nuh Aleyhisselam bir gemi yaparak kendisine iman edenleri gemiye aldı ve bu gemide insanlar yanında bulundukları tüm erzakları katarak aşure tatlısı meydana geldi. Biz de o gün bugündür aşure yaparız. Şimdi gelelim tarifimize. 4 su bardağı aşurelik buğdayımızı iyice sarı suyu çıkana kadar 4-5 kez yıkayalım ilk önce. 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi de ıslatacağım akşamdan. Daha sonra nohutumuz var. Onu ıslatmıştım daha önceden. Bunların hepsini ıslatacağım ve kaynatacağım nohut ve fasulyeyi. Sonra hepsini karıştıracağım. Bir kase kuru üzümümüzü, bir kase kuru kayısı. Bunları güzelce sıcak su ile ıslatacağım. 1-2 saat yeterlidir, yani yumuşaması yeterli. Kaynatmamıza gerek yok, zaten çabuk yumuşuyor. Nohutumuzu zaten akşamdan ıslatmıştım. Nohutu ve fasulyeyi haşlayacağım. Geri kalanları haşlamadan öylece bırakacağım suyun içine. Birlikte yapacaklar. Buğdayımızı da sıcak su ile ıslanmaya bıraktım. Fasulyemizi de ıslattım. Islamış olduğum nohutu ve fasulyemi ikisini karıştırarak cüklüde haşlayacağım. Ayrı ayrı haşlamaya gerek yok arkadaşlar. Zaten pişerken hepsi karışmış olacak. Üzerine su ekleyeceğim üzerine geçene kadar. Bir 20 dakika boyunca haşlayacağım. İlk olarak büyük bir tenceremizin içerisine buğdaylarımızı alıyoruz. Buğdaylarımızı haşlamadım. Sadece ısladım sıcak suyla. Üzerine 2 litre su ekleyeceğim. Sıcak su değil yine. Evet, suyumuzu da ekledim. Buğdaylarımız yumuşamaya başladıktan sonra nohutlarımızı ve fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Fasulyelerimiz ve nohutumuz yumuşak olduğu için onları daha sonradan ekleyeceğim. İçinde dağılmasın diye. Şimdi 2 tane çubuk tartınımız ve 1 tatlı kaşığı karanfilimiz var. Bunları ben cezveye alacağım ve bunları kaynatacağım. Bunların suyunu aşuremize ekleyeceğiz daha sonra da. İçine de atıp kaynatabilirsiniz. Fakat tarçını ve karanfilleri içinden almak zor olduğu için bu şekilde sadece suyunu da katsanız olur. Evet, koymuş olduğum 2 litre suyu bakın buğdayımız çekti ve çok az bir şey kaldı pişmesine. Şimdi bu aşamada tam pişmemişken normalde nohut ve fasulyemizi ekliyorduk. Ama ben nohut ve fasulyelerim benim çok haşlanmış. O yüzden onu sonradan koyacağım. Eğer siz de hani çok yumuşaksa nohut ve fasulyeniz onu sonradan ekleyin. Tam çıkarma aşamasında, pişimi kapatma aşamasında ekleyin. Ben üzüm ve kayısılarımı haşlamadım. Sadece suyla ıslamıştım. O yüzden önce bunları ekleyeceğim. Bunlar buğdayla birlikte iyice özleşerek pişsinler. Daha sonra nohut ve fasulyelerimi ekleyeceğim. Suyumuz azalırsa bu arada yanımızda sıcak su hazır bulunduralım ki su azaldıkça üzerine su eklemesi yapalım. Buğday suyu çok çeken bir bakliyattır. Şimdi altını kısacağım. Bu şekilde de bir 20-25 dakika pişireceğim. Evet, üzüm ve kayısılarımız da yavaş yavaş pişiyorlar. Az kalmış pişmelerine. Bakın ben su ekledikçe suyun çekmeye devam ediyor. Daha nohut ve fasulyelerimizi eklemedim. Şimdi onları da ekliyorum. Bakın suyu azaldı. Biraz daha su ekmesi yapacağım. Sıcak su ekledim yine. Bu şekilde de bir 20 dakika pişireceğim. Bu arada ben şu şekilde kuru incir aldım aşurelik için. Bunları da ekliyorum.
Ve kaynatmış olduğum karanfil ve tarçının suyunu da ekliyorum aroma katması için. Sadece şekerimiz kaldı. Eğer birazcık daha çoğalırsa aşuremizi ikiye böleceğim. Çünkü karıştırmakta zorlanabiliriz. Evet, kaynamaya devam ederken 4 su bardağı da şekerimizi ekliyorum. İnşallah taşmaz. Aşuremiz kaynamaya devam ediyor. Fazla geldiği için tencereyi ikiye böldüm. Birazcık da kuş üzümü ekliyorum. En son fındıklarımızı ekleyeceğiz. Fındığın çıtırlığını kaybetmemesi için fındığı geç ekliyorum yumuşamaması için şimdi. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Çünkü dibine sarabilir, yapışabilir, yanabilir. Aşuremiz pişmesine 5 dakika kaldı ve fındıklarımı ekliyorum su bardağına yakın. Bol vitaminli bir aşuremiz oldu. Fındık, badem, kayısı, üzüm, bakliyatlar. Birazdan altını kapatacağım. Ve aşuremiz pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam kıvamında olmuş. Ne çok sulu ne de katı olacak şekilde. Şimdi süsleyebiliriz. Hindistan cevizi